Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız soru çözümlerine devam ediyoruz. Artık dörtgenlerin sonuna geldik. Ne var sırada? Kare. ABCD AFG eş karelerleri bu açı 24 derece olarak verilmiş. BAE açısı, yani şurayı yazalım. Alfa açısı isteniyor bizden. Öncelikle eş karelerse şu uzunlukla şu uzunluk eşittir. Neden? Bu AD kenarı, bu da AG kenarı. İkisi de aynı karelerin, yani farklı ama eş uzunluktaki karelerin kenarları. Bu bana hangi bilgiyi verecek? Bakın, şu açının tamamı 90 derece. Karenin köşesi çünkü. 90'dan 24 çıkartın, 66. Burası 66 ise ikizkenar üçgen oluştu. Burası da 66. Bu birinci bilgi. İkisinin toplamı 132. Buraya 48 kalır. Buraya 48 kalırsa, toplamları 180 olduğu için. Bu sefer şu kareye geçiş yaptığımda, pardon, gene aynı karedeyim. Yani AEFG karesi de şu açı 90 derece. O zaman burası 42 olması lazım. 42, 48, 90. Bu sefer bu kareye geçiş yaptığımda 42, 48, 90 olduğu için BAE açısı 48 olacaktır. Şimdi burası 8 verilmiş. Burası 10 verilmiş. Hemen söyleyelim. Şurası 2'dir. Neden? Aradaki fark çünkü, öyle değil mi? Şurası 2 birim olduğuna göre burası da 2 olacak. Burası 8'dir karenin kenarı. Bizden istediği FC. O zaman burada Pisagor uygulayabilirim. X kare eşittir 2'nin karesi artı 8'in karesi. X kare eşittir 4 artı 64'ten 68. X kare eşittir 68. X eşittir 4 çarpı 17'den 2 kök 17 olacaktır. Kök içerisindeki 4 çarpı 17'yi 2 ve 17 olarak, pardon, 17'yi kökün içerisine bıraktık ama 2'yi çıkardık. Böyle absürt bir alan sorulduğunda bence karenin alanını bulun. Ondan sonra var olmayan üçgenlerin alanlarını buradan çıkartın. Ortada kalan bölgenin alanı çıkacaktır. Mesela karenin bir kenarı gördüğünüz gibi 8 cm. Burası 2, burası 6. Burası 4 olduğuna göre burası 4. Tamam. Karenin tüm alanı o zaman 8 çarpı 8'den 64. Eksi. Bu üçgenin alanı 2 çarpı 7 bölü 2'den 7. Bu üçgenin alanı 6 çarpı 4 bölü 2'den 24, 12. Bu üçgenin alanı 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. Yani 12, 18, 25. 64'ten 25'i çıkardığınızda 39 ortada kalan turuncu bölgenin alanı olacaktır. Devam edelim. ABCD kare, BED eşkenar üçgen. Güzel. Oo, bu eşkenar üçgenmiş. Yani burası 4, 4 ise bu kenar 4 kök 2, biliyorsunuz köşegen. O zaman şu kenarlar da 4 kök 2. Güzel. Diyor ki taralı bölgenin alanı nedir? O zaman eşkenar üçgenin alanından şu karenin yarım alanını çıkartacağım. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 idi. Bilemeyenler normal, şöyle diyelim ki 2A olsun ya da A olsun, A olsun, A olsun. Şuradan dik indirip 30 derece, 60 derece, 30, 60, 90 üçgeninin özelliklerini kullanarak yüksekliği hesaplayabilir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alan formülünü çıkartabilirler. Ya da bir kenarı 4 kök 2 olan üçgen çizip bilin. Fakat bunları artık bilmeniz gerekiyor, o yüzden söylüyorum. 4 kök 2'nin karesi 16, 32 olacak. 32 kök 3 bölü 4. Yani 8 kök 3 bize tüm şu eşkenar üçgenin alanını verecek. Hadi şu karenin yarısının alanı, yani şu üçgenin alanını çıkartırsak 4 kere 4 16, 2'ye böl 8. O zaman 8 kök 3 eksi 8, aradığımız cevap, o da bizi A şıkkında bekliyor. Devam ediyoruz. ABCD DFG kare EC 4 kök 3. Şu uzunluk 4 kök 3'müş. Şimdi karelerin alanları toplamını istiyor bizden. Hadi gelin küçük karenin küçük bir kenarına A diyelim. Büyük karenin bir kenarına B diyelim. Burası da B olmayacak mı? Hocam şurası A, burası B ise ona girmeye gerek yok. Bana zaten hipotenüsü vermiş. Kaç olarak vermiş? 4 kök 3 olarak vermiş. O zaman A kare artı B kare 4 kök 3'ün karesi, yani 60, 16, 48 mi olacaktır? Bu bir. İkincisi? İkincisi yok. Bitti. Nasıl bitti ya? Çok basit. Bizden istediği zaten karelerin alanları toplamı, değil mi? A kare artı B kare. Öyle değil mi? Evet, burada istediği bizim bulduğumuzda ne?
A kare artı B kare. Bazen öğrenciler verilen sorulardan çok değişik şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Hele ki kare soruları öğrencileri korkutur. Doğru, üniversite imtihanında karenin içerisine benzerlikler vesaire kattığı zaman gerçekten de zorlanıyorsunuz. Ama birazdan göreceksiniz, öyle bir tane soru çözeceğiz. Aslında çok da zor değil. Kare yapısal olarak çok basit. O yüzden basite indirgemeyin. Bunu söyleyeyim. Ama gelip de bazı kare soruları çok zor diye tüm kare sorularını zor olarak düşünmeyin lütfen. Bakın, güzel sorulardan bir tanesi. ABCD kare. ED büyüktür BE. ED 10. Şurası 10. AE 2 kök 13. Burası 2 kök 13. Taralı alanı istiyor. Taralı alanı nasıl bulacağız? Öncelikle karede köşegenler dik kesişir. Bunu biliyorum. Ve birbirine ortalar. Yani şurası A ise şurası da A, hatta şurası da A, şurası da A. Şimdi bunun tamamı bana 10 birim verilmemiş mi? Evet. O zaman ben buraya A dersem burası 10 eksi A olmaz mı? Bitti. Ne yapacağım şimdi? Pisagor'u kullanarak A'nın uzunluğunu bulacağım. Yani A kare artı 10 eksi A'nın karesi eşittir 2 kök 3'ün, pardon, 2 kök 13'ün karesi. A kare. Birincinin karesi 100. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 20A artı ikincinin karesi eşittir 52. Birinci adım bu. 2A kare eksi 20A 52'yi bu tarafa atarsak artı 48 eşittir 0. İkinci adım bu. Her tarafı 2'ye bölelim. A kare eksi 10A artı 24 eşittir 0. AA eksi 6 eksi 4. Çarpımları artı 24, toplamları eksi 10 olan iki sayı eksi 6 ve eksi 4 değil mi? Evet. O zaman bu sayılar 6 ve 4 olacaktır. Yani A ya 4 olur ya da 6 olur. Şimdi A 4 olursa burası 4, burası 6 olur. Burası 6 olursa köşegenin ortalanması saçma olur. O zaman burası 6 olacak. 10 eksi 6, burası 4 olacak. Burası 2 olacak. Yani iki tane değer bulduk ya. 4'ü denedim. Burası 4 olursa burası da 4 olur. Ama sırf şurası 10 zaten, nasıl olsun? O yüzden zaten bize bu bilgiyi vermiş bu adamlar. Peki A6. A6 ise bu taban 10. Şu yükseklik 6. 10 çarpı 6 bölü 2'den cevap 30 çıkacaktır. Güzel bir soru. ABCD CFK PNKD birer kare, BCL doğrusal. BC 7. Tamam. 5, 2, bu da tamam olarak veriliyor. Allah Allah. A noktasından harekete başlayan bir karınca şekilde görüldüğü gibi DEFN noktalarından, yani yukarı geçerek P'ye geliyor. Karıncanın aldığı yol şu. Buna göre A'dan P'ye kadar yürüdüğü mesafe. Güzel. Şimdi A'dan P'ye kadar yürüdüğü mesafe, bir şu var 7 birim, bir şu var 5 birim, bir şu var 2 birim. Bir kere bir tane 14 var bunların toplamı, bir de şuradaki kısımlar var. Bakın, bu karenin bu kenarı 7. Bu karenin bu kenarı 5. 7'den 5 çıkartırsanız buraya kaç kalacak? 2. Bu karenin bu kenarı 5. Burası 2. 5'ten 2 çıkartırsanız kaç kalacak? 3. Yani 7, 9, 14, 17, 19 bu karıncanın yürüdüğü toplam yol olacaktır. Ve geldik son soruya. Evet, dedi ki hani bazı sorular zordur diye, bu da onlardan bir tanesi ama göreceksiniz o kadar makul ve mantıklı ki. Öncelikle şuraya nokta diyelim. Nokta 90 derece. Noktanın karşısında çift çizik var. Şu karenin kenarlarına eğri dersek. Bakın şimdi lütfen. Şu üçgende bir tane çift çizik var. Bir tane eğri var. Ortadaki açı da 90 derece. Aynı şey bu üçgende de yok mu? Bir tane çift çizik var. Bir tane eğri var. Aradaki açı 90 derece. O zaman bunlar eş üçgenlerdir. Eş üçgenlerse bunun tepe noktası nokta ise bunun da tepe açısı nokta olacak. Güzel, bunu gördük. O zaman buraya çizik diyelim. Tamam. Nokta ile çizığın toplamı 90 olmuş oluyor bu durumda. Hatta şöyle, burada nokta varsa 90, burası da çizik olmuş oluyor. Nokta ile çizığın toplamı 90 değil miydi? Evet, demek ki burası 90 derece. Hoba. Bu beni
Öklit'e getirdi. Şimdi bakın, burası 1, burası 9. Dikten dikilmiş. H kare eşittir P çarpı K. Yani H kare eşittir 1 çarpı 9'dan. H kaç çıkacak? 3. Burası 3. Bu 1. Diğer yandan bu üçgenin hipotenüsü 10 mu? O zaman bu üçgen de eş üçgen de bunun hipotenüsü de 10 olacak. Burası 3 ise buraya kaç kaldı? 7 kaldı. KE'yi istiyor benden. O da 7 olacaktır. Kare ile ilgili göreceğiniz güzel sorulardan bir tanedir. Aklınızdan çıkarmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.